Merhaba. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Necati Örmeci. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sema. Öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. 1952 yılında Sparta'nın Semirkent ilçesinde doğdum. İlkokul ve ortaokulu orada bitirdikten sonra Ankara'ya lise için geldim. Ondan sonraki yaşantımın hemen hepsi Ankara'da geçti. 1969 yılında tıp fakültesine girdik. 1976'da mezun olduk. 1976'da mezuniyetten hemen bir hafta sonra iç hastalıkları uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Üniversitesi'nde tıp fakültesinde iç hastalıkları ana bilim dalında asistanlığa başladık. 1980'de iç hastalıkları uzmanı. Yedek subaylığımı 2 sene yaptıktan sonra tekrar gastroenteroloji uzmanlık sınavını kazanarak gastroenteroloji uzmanı olduk. 1985 yılında 2 yıl yaklaşık Japonya'da bir burs kazanarak Bonbusho bursu, Milli Eğitim, Japonya'nın Milli Eğitim Bakanlığı bursudur bu. 2 yıla yakın orada eğitim öğrenimimizi sürdürdük. Döndükten sonra 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldum. Yani doğma büyüme Ankara tıplıyım diyorum bu nedenle. Bütün tahsil hayatım, eğitimlerim, her şeylerim Ankara Üniversitesi'nde geçti. 2019 yılında emekli olduktan sonra İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden teklif olarak bu üniversitede idari görevle göreve başlamış oldum. Kısaca üniversitemden bahsetmek isterim çünkü üniversitemizin mütevelli heyeti gerçekten çok idealist insanlar, ülkesini çok seven insanlar, bu memlekete yararlı insanları alıp gerektiği şekilde eğitimine, enerjilerini, paralarını, her şeylerini sarf ederek bu ülkeye iyi eleman yetiştirme gayreti içinde olan insanlar. %82'si aşağı yukarı öğrencilerimizin burslu okuyor. Yani hiç para ödemeden okuyorlar. Öğrencilerimizin gerçekten iyi eğitim alması için hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Halihazırda çok meşhur üniversiteler de dahil olmak kaydıyla bizim üniversitemizde var olan eğitim kaynaklarının hemen hemen hiçbirisi yok. Yani çok modern bir eğitimimiz var. Dediğim gibi %82'ye yakın da burslu oluyor öğrencilerimiz. Ülkemize hayırlı olur inşallah. Bu sene 2. seneyi öğretiyoruz. Üniversitemizde halihazırda tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği, yabancı diller artı işte mühendislik fakülteleri var. Adı üzerinde zaten teknoloji ve sağlık beraber. Sağlıkla beraber teknolojiyi birleştirdiğimiz zaman dünya çapında işleri yapılacak orada diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Ar-Ge laboratuvarları falan dünyada yarışır laboratuvarlara sahip bir üniversiteyiz. Böyle. Evet. Peki mesleki açıdan ilgi alanlarınızdan bahseder misiniz hocam? Tabii. Ben aslında tabii gastroenteroloji uzmanıyım. Gastroenterolog demek, gastro mide bildiğiniz gibi, entero bağırsak, loji ilim demek. Gastroenteroloji mide ve bağırsak ilmi demek aslında. Tabii gastroenteroloji uzmanı olmak için 6 senelik bir eğitimden geçeriz biz. Tıp fakültesinin bitirilmesini takiben 6 yıllık bir eğitimden geçeriz yani. Uzun bir yoldur. Türkiye'mizde halihazırda 800 civarında gastroenteroloji uzmanımız var. Sınırlı yani sayılarımız. Benim ilgi alanlarıma gelince ben tabii daha çok karaciğerle ilgiliyim. Karaciğerle ilgili olan viral hepatitlerle ilgiliyim. İşte karaciğerdeki parazitozların bir kısmı özellikle kistatikle ilgili kendi geliştirdiğim tedavi yöntemim var. Mideyle ilgili tabii erken evredeki kanserlerin tanısı için Japonya'da yapmış olduğum eğitimlerin semeresini görüyoruz doğal olarak. Hem mide hem yemek borusu hem kolon erken evredeki kanserleriyle meşgul oluyorum. İltihabi bağırsak hastalıklarıyla meşgul oluyorum. Pankreasla kısmen meşgul oluyorum. Böyle. Yani. Evet.
Hocam, kist hidatik hastalığının tedavisinde geliştirmiş olduğunuz örmeci yöntemiyle ilgili bilgi aktarabilir Tabii. misiniz bize? Şimdi normalde kist hidatik dediğimiz hastalık bir parazittir. Bu parazit normalde köpeğin kemiricilerin diyelim daha doğrusu bağırsaklarında 3 mm ile 7 mm arasında değişebilen bir parazit türüdür. Normalde kancalı kurttur, bağırsağı kancalarını takar, orada gelişimini tamamlar. Ve hemen her gün 2500-3500 civarında yumurtlama yapar. Yumurtalarını tabii doğal olarak kakasıyla atar dışarıya. Bu atılan yumurtalardan insanlar ara konakçı olarak veya sığır, koyun gibi ara konakçılar hasbelkader temas ederlerse onlarda kistetik hastalığı meydana gelir. Bu parazit normalde midede insan midesine girdiği anda mesela yediğimiz içtiğimiz şeylerin iyi temizlenmemesi sonucu mideye girdiği anda bağırsağa geçer geçmez vejetatif form dediğimiz hale gelir. Kılıfından sıyrılır. Sonra bağırsağı deler. Özellikle karaciğere afinitesi olduğu için gelir karaciğere %70 oranında yerleşir. İşin önemi her yıl 1 santimetre ile 3 santimetre arasında büyüme özelliği vardır. Hasbelkader karaciğer sinüzoidlerine geçerse o zaman akciğere gelir yerleşir. %20 oranında da akciğerde yerleşir. Eğer hasbelkader orayı da geçerse artık önünde engel tanımaz. Kanın gittiği her yere gidebilir. Beyin dahil, göz dahil, adale dahil, böbrek dahil, dalak dahil, kas, kemik her yere gidebilir. Tabii hayati organlara bası yapması nedeniyle tehlikeli bir hastalık. Bazen kendi kendine patlar, patlarsa ani ölümler yapabilir. Ve her bir santimetre küpünde yaklaşık 350 tane yavru yeniden kist üretecek kadar üretken bir sıvıya sahiptir. Son derece alerjik bir yapıya sahiptir bu kist sıvısı. Dolayısıyla patladığı zaman alerjiden dolayı hastalar kaybedilir zaten. Hasbelkader hasta ölmezse bile karın boşluğuna patladığını farz ediniz. Karın kesikli tarla gibi her yer silme kistetik olur. Böylesi bir hastalık. Peki normalde 1985'li yıllara kadar tedavileri hep cerrahi tedaviler şeklinde cereyan etmiştir. Genellikle kistin bir kısmını kesip içindeki sıvıyı boşaltıp içine omentum dediğimiz dokuyu yerleştirirler veya tamamen kistektomi dediğimiz alırlar kisti. Hiç içine girmeden, patlatmadan alıp karaciğerin olduğu o kısmıyla beraber alıp atarlar cerrahi olarak. Ama tabii ki takdir ederseniz ki bu çok gürültülü bir ameliyat şeklidir. Yani ölüm riski %2-3-4'e kadar çıkabilir yaşlılarda. Sadece ölümü bırakınız. Yani fistül dediğimiz safra yolları akıntıları, kist boşluğun içine akıntılı işler, apseleşmeler, enfeksiyonlar, safra yollarını tuttuğu için bazen kolanjit dediğimiz yer yer safra yolu darlıkları gibi pek çok riskli işler üstüne gelebilir. Perkütan yol dediğimiz hiç ameliyatsız deri altından girerek, daha doğrusu deriden girerek ultrason eşliğinde PEIR dediğimiz dünyada tedaviler var. PEIR tedavisi aslında benim yöntemime kıyas edildiği zaman fistül oranları daha yüksek olan, komplikasyonları, morbiditesi biraz daha yüksek olan tedavi yöntemleridir. Bizim geliştirdiğimiz yöntemde ise ultrason eşliğinde gireriz kistin içerisine. Kistin içindeki çapa göre değişmek kaydıyla kistin içinden az bir miktar sıvıyı boşaltırız enjektöre, alırız geriye. Sonra aldığımız kadar saf alkol ve polidokanol dediğimiz tedaviler veririz. Bunlar bu kistin enerji üreten tabakasını tahrip eder. Sıvının içindeki skolakisleri tahrip eder. Tabii enerji veren tabaka, jermatif tabaka dediğimiz tabaka bu ilaçlarla kavruldu ve kistin içine döküldüğü için kist enerjisiz kalır ve kist ölür. Sonra yavaş yavaş içi dolar,
zararsız hale gelir. Ve hastalar, bu 5 dakikalık bir tedavi yöntemidir. Yani bizim bugüne kadar 1350 civarında halihazırda tedavi ettiğimiz hastalarımız var. 1991 yılından bu yana Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışlarından inen hastalar gelir. Bunların tedavilerini yaparız. Çok şükür bugüne kadar hiç ölüm vakamız olmadı. Anafilaksi dediğimiz 2-3 vakamız tabii ki oldu ama onların zaten önceden tedavilerini planladık yaptığımız için hastalarımız sağlıklı bir şekilde tedaviden sonra yaşamlarına devam ettiler yani. Evet. Peki kronik hepatitlerin tedavisinde yeni gelişmeler var mı hocam? Evet. Teşekkür ederim. Tabii kronik hepatitler deyince biz 3 ayrı virüsü biliyoruz. Bunlardan bir tanesi hepatit B'dir. Bir tanesi hepatit C'dir. Bir tanesi de hepatit D'dir. Delta hepatitidir. Hepatit C artık yeryüzünden silinmeye doğru gidiyor. 2030'lu yıllarda büyük ihtimalle tamamen eradike olacak. Yani artık dünyadan C virüsü diye bir şey kalmayacak. Çünkü direkt etkili antiviral ajanlar 2013 yılından itibaren dünyada uygulanmaya başladı. Çok şükür bizim Türkiye'mizde de uygulanıyor. Devletimiz bu ilaçları ücretsiz olarak insanlara veriyor. 3 aylık tedavilerle virüs tamamen siliniyor ve kaybediliyor. Dolayısıyla yeni virüslerin hasta sayısı azaldıkça ortaya çıkması da azaldığı için öngörülen 2030'lu yıllarda Dünya Sağlık Örgütü olsun, Türkiye olsun bu virüsün 2030'lu yıllarda tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde strateji planlanıyor ve ona göre tedaviler yapılıyor. Hepatit B farklı biraz yalnız. Hepatit B virüsü C virüsünün aksine bir DNA virüsüdür. Yani DNA demek şu demek, virüsün çekirdeğinde çift sarmal vardır. Amino asit dizilimleri olan, bu çift sarmal olan HB ve DNA'nın özellikle çekirdek içinde yerleşmesi ve insanın karaciğer hücresinin kendi çekirdeğiyle integre olması, yani bir bütün hale gelmesi nedeniyle maalesef bugüne kadar sadece hepatit B'de süpresyon dediğimiz virüsü baskılayıcı tedaviler yapabiliyoruz. Ancak bunun için tabii önce interferonlar dünyada uygulandı, kısa etkili interferonlar, daha sonra uzun etkili interferonlar, daha sonra nükleozit ve nükleotit analoğu dediğimiz ağızdan ilaçlar. Bugün hali hazırda bunlar kullanılıyor. Günde bir tane hap alıyor hastalarımız. Virüs baskılanmış oluyor. Yani baskılanınca çok çoğalamıyor. Çoğalamayınca karaciğere zarar da veremiyor. Ama ilacı kestiniz mi? Maalesef virüsün kopyaları durduğu için derhal çoğalmaya geçiyor. İmmün sistemi baskılayan ilaçlar, özellikle mesela diyelim ki infliximab gibi vesaire gibi, steroidler gibi, o zaman doğal olarak virüs tekrar çoğalmaya geçebiliyor. Yani henüz hepatit B'lerde risk bitmiş değil. Hepatit B'ler için hali hazırda dünyada çok ciddi araştırmalar devam ediyor. Bu virüs genellikle karaciğerin hücresinin yüzeyindeki reseptör dediğimiz yerlere, özel yapışma yerlerine gelip yapışıyor. Sonra hücre içine girdikten itibaren kılıfından sıyrılıp çekirdeğin içine geliyor. Çekirdeğin içinde bir takım RNA dediğimiz virüsün kopyalarını hazırlayıcı mRNA'lar oluşmaya başlıyor. Bu mRNA'lar virüsün partiküllerini üretiyor yeniden. Sonra sitoplazma içinde bunlar toplanıyor. Sonra dışarıya, hücre dışına atılıyor. Şimdi yeni tedaviler bunları engelleyecek şekilde dizayn ediliyor. Henüz faz 1 çalışmaları var, faz 2 çalışmaları var. Ama tabii onların tam ilaç haline gelmesi biraz zaman alacağı benzer. Ama istikbalde de inşallah hepatit B'de aynen C hepatiti gibi eradike edilebilecek hale gelecektir diye görüyoruz. İnşallah. Delta hepatiti biraz daha farklı. Hepatit B virüsünün üzerine binen bir virüs, delta virüsü. Burada da bugüne kadar yine interferon tedavileri sadece kullanılabildi. Onların başarıları çok maalesef yüksek olamıyor.
Yani %15-20 arasında başarılı olunabiliyor. Ama orada da yeni prenülasyon inhibitör dediğimiz yeni tedaviler araştırma safhasında, hatta artık faz 3'lere geçildi. İnsanlara uygulanır hale gelmeye başladı. Tabii multisentrik çalışmalar arttıkça çok yakın bir gelecekte inşallah delta virüsüyle ilgili yeni ilaçlar gündeme gelecek. İnşallah. Bunlar ne kadar umut verici, sevindirici, evet, çalışmalar, gelişmeler. Evet hocam, bir de gastrointestinal sistem kanamaları var. Evet. Bu konuda da sizden bilgi rica ediyoruz. Şimdi gastrointestinal sistem kanamaları deyince hem üst hem alt kanamalar var. Üst kanamalar 12 parmak bağırsağının ağza kadarki olan kısımlarını kastederiz. Alt kanamaları ise daha ziyade bunun alt trice bağ dediğimiz 12 parmak bağırsağından aşağıda kalan makata kadarki olan bağırsak segmentlerindeki kanamaları kastederiz. Tabii bu kanamaların içinde çok sebepler var. Yani en fazla görülen sebepler ülser kanamalarıydı eskiden. Onlar çok şükür ki artık azalmaya başladı. Helikobakterin tedavisini sonrasında. Ama ilaçlara bağlı, mesela bir tek aspirin bazen ya da bir tek romatizma ilacı insanlarda mide kanamasına sebep olabilmektedir. Tabii bunların içerisinde hastanın yaşına, o ülserin, kanayan ülserin damarın çapına, yerine göre değişmek kaydıyla ortalama %10 kanamalı hastalarımızın maalesef kaybedilirler. Doğal olarak yemek borusu varisleri var. Sirozlardan doğan, ortaya çıkan. Bu varislerdeki kanamalar çok tehlikeli olur. Üçte birisi anında kaybedilir hastalarımızın. Diğer ikinci bir üçte biri 2 saat içinde kaybedilir. Yani hastanın şansı varsa, bize gelebilirse, yani hekimlere gelebilirse kurtulur. Tabii bu varis kanamaları olsun, diğer ülser kanamaları olsun, meslek gereği tabii çok, hem ilaç tedavilerimiz var, hem invaziv girişimler var. Örneğin kanayan damarın içine ilaç sirk ederiz, skleroterapi dediğimiz. O kanamayı durdurabiliriz ve de bant ligasyonları var örneğin. O kanayan damarın köküne özel lastik bantlar atıyoruz, o şekilde kanamaları durdurabiliyoruz. Alt taraf kanamaları yine daha çok poliplerden, bazen kanserlerden, kimi zaman hemoroidlerden olabiliyor. Kimi zaman anjiyodisplazi dediğimiz damar anomallerinden olabiliyor. Tabii sebebe göre değişir burada tedaviler. Ama şu önemli olan, kanamaların %10'u maalesef kaybedilir. Herhangi bir şekilde üstten ve veya alttan kanama belirtisi varsa bu kesinlikle üzerinde durulması gereken bir durumdur. Genel olarak insanlar bağırsak kanamalarını hep iyiye yorarlar. Ya bende hemoroid var da ondan kanadım, ondan kanıyorum diye gelirler bize çoğu zaman. Ama tabii hemoroid dediği halde bizim bağırsaklara baktığımızda onun arkasında başka şeylerin olduğunu zaman zaman üzülerek görüyoruz. Yani buradan şu mesajı vermek istiyorum. Mide ve veya bağırsak kanamalarını hafife almamak lazım. Alarm edici semptom olarak kabul etmek lazım. Ve mutlaka o kanamanın sebebinin ortaya konulması gerekir. Evet. Ve günümüzde çeşitli obezite tedavileri var artık, evet, değil mi hocam? Evet, evet. Biraz bahseder misiniz bize? Obezite tabii ki maalesef artık pandemik bir hastalık haline gelmeye başladı. Dünyanın her yerinde obezite oranları giderek artıyor. Tabii Türkiye'mizde de maalesef toplumun neredeyse %45'i, evet, evet, obez hale geldi. Amerika'da, Almanya'da ve Türkiye'de çok yaygın obezler var. Şimdi obezitenin olmasının ne zararı var? Bu önemli. Tabii obezite arttıkça kalp damar sorunları maalesef gündeme geliyor. Hastaların aterosklerotik kalp hastalığı riski artıyor, hipertansiyon riski artıyor, diyabetes mellitus dediğimiz şeker hastalığı riski artıyor. Tabii bunların
artmasıyla birlikte yaşamsal tehlikeler ve komplikasyonlar başlıyor. Doğal olarak obezitenin tedavisinde temel tedavilerden bir tanesi, fizyolojik olanı hatta öyle söyleyeyim, vücudun bazal enerji ihtiyacına uygun şekilde çok fazla kalori almadan beslenmek, ya uygun rejim, tedavi rejimi ya da diyet. Ama mutlaka ve mutlaka günde yarım saat tempolu, kalp hızı artacak şekilde ya da terleyecek şekilde öyle söyleyelim, yürüyüş yapılması icap eder. Yani haftada 180 dakikalık yürüyüş artı 2500 kalori civarında kalorilik bir diyet insanların kilo almasına engel olur. Bunu yaptınız, obezitenize engel olamadınız. O zaman işte enerji kısıtlaması, yağların emilimini engelleyici ilaçlar var. Bu ilaçları vererek hastaların zayıflatılabilmesi mümkündür. Fakat maalesef bu tür ilaçların hastalarda sağladığı yarar sınırlıdır. 5-6 kiloyu geçmeyecek şekilde kilo verişleri sağlanabilir. Buna rağmen yani diyet, spor artı ilaç. Buna rağmen olmuyorsa o zaman balon tedavileri var. Balon tedavilerinin yine içerisinde çok farklılıklar var. Bazıları hasta yutuyor sadece, içeride kendi kendine şişiyor diyelim. Ama bunların dayanıklılık süreleri 4 ayı geçmediği için, ondan sonra kendi kendine patladığı için sıkıntılı olabiliyor. Çok fazla yararlı olmayabiliyor. Ama bazı balonlar var. Bunların içine verdiğimiz sıvıyı ve veya gazı diyelim, ayarlama şansı olduğu için daha şişirerek, midede tokluk hissini sağlayarak hastalarda daha çok kilo verdirmeyi hedefleyen balonlar var. Bunlar yaklaşık bir yıl kadar dayanabiliyor midede. Bunların verdirdiği kilo oranları daha yüksek ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu bir yıl dayanabilen balonları taktığınız halde balonu çıkardığınız zaman hasta eğer yediğine içtiğine dikkat etmezse maalesef bunlar tekrardan kilo almayı beraberinde getirebiliyor. Ama balon tedavilerine rağmen başarılı olunamadığı durumlarda işte o zaman halk arasındaki tüp mide dedikleri mide ameliyatları gündeme gelebiliyor. Tabii mide ameliyatlarının daha ciddi manada kilo verdirdiklerini biliyoruz. Ama onların da kendine özgü mahsurları var. Ameliyatlar çok basit ameliyatlar değil, komplikasyonları olabilen ameliyatlar. Ya bu ameliyatların sağlam bir dokuyu alınıp atılmak gibi bir maalesef şeyi var, handikapı var. Evet. Geri dönüşü yok. Yani hasta eski midemi alayım, eski iştahıma kavuşayım, yiyeyim dese bunun geri dönüşü yok maalesef. Daha bir başka handikap, yapılan araştırmalarda 10 seneyi geçtikten sonra tüp mide ameliyatı yapılan hastaların maalesef önemli bir kısmında kilolar yeniden ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü o mide de yavaş yavaş genişlemeye, büyümeye başlıyor. Hasta beslenme alışkanlıklarını eğer gidermiyorsa, değiştirmiyorsa böyle alışkanlıkları var, zararları olabiliyor. Tabii en sağlıklı olan şey mümkün olduğu kadar dengeli beslenmek ve düzenli bir spor yapmak en sağlıklısıdır. Evet. Ve hocam gastrointestinal sistem polipleri. Evet. Önemli midir? Polipler de gerçekten çok önemlidir. Çünkü biliyoruz ki polipler büyüdüğü zaman, bir santimetre çapın üzerine çıktıkları zaman bağırsak kanserini doğuran oluşumlardır. Yani polipler sadece kalın bağırsaklarda değil, midede de olabilir, ince bağırsaklarda da olabilir, safra kesesinde de olabilir. Poliplerin çapı arttıkça kanser riski de giderek artar. Özellikle insanlar 40 yaşından itibaren hiç olmazsa hayatın bir döneminde bir bağırsağın kolonoskopik olarak gözden geçirilmesi gerekir. Neden? Çünkü hasbelkader polip varsa o polipleri biz ameliyatsız polipektomi dediğimiz yöntemle kazıyıp alıyoruz.
Bunların riskleri yok ehlerlerde. Aldığımız zaman bu histopatolojik incelemelerde eğer kistler villöz adenom gibi ise, tübülovillöz adenom gibi ise, adenomatöz polip gibi ise bunlar ileride büyüyen ve büyüdükçe de kanserleşme riski artan oluşumlar. Yani 1 santimetrenin üzerine çıktıkça kanserleşme riski %3'lerden mesela 2 santimetreye çıktığı zaman %10'a kadar çıkıyor. Daha büyüdükçe oran daha da artıyor. Bu nedenle insanların en azından bağırsak profilini bir görmek, herhangi bir kansere davetiye çıkaracak bir oluşumun olup olmadığını bilmek bakımından önemli. Eğer bunu engelleyebilirsek, yani polip oluşumunu engelleyebilirsek kansere engel olmuş olacağız zaten. Bu nedenle basic yani ilk geldiğinde tanı koydurucu kolonoskopi yapılır. Polipler varsa poliplerin cinslerine göre yine 3 senede bir değişmek kaydıyla kolonoskopilerin tekrarlaması icap edebilir. Ama normal kolonoskopi ise o zaman 10 senede bir bağırsağa bakılması tabii ki tavsiye edilir. Midedeki poliplerde hiperplastikse çok büyük önemi yoktur ama dediğim gibi adenomatöz polipler, villöz adenomalar gerçekten tehlikeli olabilen poliplerdir. Bunlar mutlaka kontrol altında kalması icap eder. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. Bu kıymetli bilgiler için tekrar hoş geldiniz hocam. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Necati Örmeci konuğumuz oldu. Hoşça kalın.